Veririm oraya, gene oraya devam edelim. Sizin farkınız ne? Ne ortaya koyacaksınız da size oy verelim. Yani sebebi ne? İşte en önemli yer burası. Değerli hazırlık. Bakın bizim farkımızdan ziyade rahmetli hocamızın söylemiş olduğu çok önemli bir söz vardı. Ben bu sözü hemen hemen her yerde kullanıyorum. O da şu. Siz özellikle Güngören'i kastederek bunu söylüyorum. Ağır bir hastayı pansumanla tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Ağır bir hastayı pansumanla tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Güngören gerçekten şu anda problemleri kronikleşti. Çözülemeyecek hale geldi. Bizi ağır hasta yapan özellikle 1999 depreminden sonra burada 7300 tane binanın sakat olduğunu söyleyen bir Büyükşehir Belediye'nin bir raporu var. Bu raporu Büyükşehir Belediyesi Japonlarla işbirliği yaparak hazırladılar. İşin en tarafı da şu, bu 7300 tane bina maalesef Güngören'in tamamına yaymış. Burası ne? Haldeder Mahallesi. Maraş'a Çakmak'ta da var. Akıncılar'da da var. Ane Gürman'da da var. Tozkopar'da da var. Yani 11 tane mahallede ne var? Riskli bina var. Bu benim söylemem değil. Bu söylem tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin söylemi değil. Bir rapor halinde yayınladığı bir bilgiyi sizlere ben aktarıyorum. Ve yine o raporda diyor ki eğer bu 7300 tane bina yıkılıp yapılması lazım, ileri bir şekilde yıkılıp yapılması lazım, tavsiye olarak da şunu diyor. O alanda bir yeniden şehir tasarımına gidilmesi gerekiyor. Yani bizim anlayacağımız dilde kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini söylüyor. Bunu Büyükşehir Belediyesi söylüyor. Biz söylemiyoruz. Bizim de söylediğimiz o da. Ben sadece rapora atsam bunu söylüyorum. Şimdi böyle olunca burada gerçekten bir problem varsa biz bu probleme yönelik bir çözüm önerisi önermemiz lazım. Biz de kentsel dönüşüm diyoruz da kentsel dönüşümü nasıl yapacağız? Bütün İstanbul genelinde kentsel dönüşüm adı altında gerçekten bakıldığı zaman vatandaş artık kentsel dönüşüm lafını duymak istemiyor. Böyle ciddi bir tepki var. Bak bunu biz sizlerle paylaşıyoruz. Niye? Bu tepkiyi herkes biliyor. Hep rant odaklı bakıldı olaya ve bu maalesef rant odaklı bakılınca ne vatandaş rantından vazgeçti, ne belediye adil olabilir, ne de bu işin inşaat tarafında duran kardeşlerimizle alakalı bir hakemlik görevi yaptı da bu işi belediyede çözemediler. Çünkü başta belediye bu işe hayır gözüyle bakmadı. Belediyenin de hayır gözüyle bakmadığı iş asla olmaz. Neden? Kentsel dönüşümün olması için olmazsa olmaz belediyedir. Belediye olmazsa kentsel dönüşümün olmazsa söz konusu bile değil. Ama gerçek manada kentsel dönüşümden bahsediyorum. Yıkıp yapmaktan bahsetmiyorum. Yıkıp yapılan o binalarımız bizim kentsel dönüşüme tabi değildir. Sadece problemimizi 50 yıl daha öteliyoruz. 50 yıl daha o problemle birlikte yaşamak üzere binalarımızı yeniliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ben az önce ne dedim? Trafik problemiyle alakalı bir şey söyledim. Bu trafik problemi niye peki kısa vadede çözemiyoruz? Çözülebilmesi için ciddi bir kamulaştırmaya ihtiyaç var. Bu kamulaştırmayı sizin yapabilecek gücünüz var mı? Yok. Parayı nereden bulacaksınız? Parayı bulamadığı için zaten o trafik problemi çözemiyor. Peki başkanım, siz paranız yok, kentsel dönüşümden bahsediyorsunuz. Bu nasıl olacak? İşte kentsel dönüşüm öncelikle içeriğini anlatmak lazım. Bir, kesinlikle bütün Güngören'i kapsayacak şekilde yeniden 1/1000'lik planları siz belediye olarak yeniden yapmak zorundasınız. Eğer siz Güngören'in tamamını yeniden tasarlar iseniz, Güngören'de atıyorum kafadan 100 tane bina var şu anda, mevcut öyle düşün, 100 tane bina var. Bu binaları ne yapacaksınız? Bir mevcut yoğunlaşmayı düşünün, bir de 140 bina ile birlikte bütün Güngören'e yayıyorsun. Bu kentsel dönüşümü bu şekilde yaptığınız zaman bizim Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dikey bir kentsel tasarım ortaya çıkmıyor. 6.25'te bu kentsel tasarımın katı bitiyor. Bütün yani 100 bina yıkıyorsunuz, 140 bina veya 135 bina. Bu rakama takılmayın. Burada emsal burada inşaatçılar vardır. Şu anda emsal olarak düşünülse 1.76, 1.75, 1.80 önemli değil. Güngören'in tamamında bir emsalle inşaat alanı yapılmış. Biz bunu 2.5'a çıkardığımız zaman zaten o işte dediğim %30, 35, 40 o andaki tabii bir de sahada çıkıp gerçek manada problemi de tespit etmek lazım. 100 bina yıkıyorsunuz, 140 bina yapıyorsunuz Güngören'in tamamında. O 40 binayla birlikte siz 140 binanın inşaatı da çok iyi bilir. Kentsel dönüşümün olduğu bir yerde bütün kaynağını çıkartıyorsunuz orada. Yani siz 40 binanın satışıyla birlikte 140 binayı ne yapıyorsunuz?
amorti ediyorsun. Buradan biz şunu diyoruz tabii, bu da karşımıza şunu çıkartıyor. Biz diyoruz ki eğer belediye biz 1 Nisan'da orayı aldığımız zaman bu cihetle kentsel dönüşüm yapacağız ve buradaki o, ben 40'a takılmayan özellikle söylüyorum, o 40 binanın satışından elde edilecek gelir ki belediye yapmayacak, biz bunları yaptıracağız. Bu 40 bina bu 40 binanın geliri hakikaten vatandaşımızın kaynağına aktarılacaktır. Niye? Biz çünkü o 100 bina yıkarken 140 bina yapıyoruz. Bu da vatandaşa şöyle bir muazzam bir getiri sağlıyor. Siz kaç metrekare belediye seçmektiniz? 90 metrekare büyük. 90 metrekare büyütü dairenizi alıyorsunuz. Başka? Aynı zamanda sizden bir kuruş para bedel alınmayacak. Niye? Ya biz zaten 100 bina yıktık, 140 bina yaptık yerine. Ve bunu 6.25, burada inşaatçılar olduğu için 6.25 diyorum. Normalde biz 7 diyoruz. Yani 7 kata bu yeni bir tasarımla birlikte çok rahatlıkla çıkıyor ve Güngören'in buna arazisi müsait. Bazı arkadaşlarımız diyor ya arazi mi var? Arazi olmazsa biz burada gelip bunları söyler miyiz ya? Ve bu hesapları yaptığımız için biz bunu söylüyoruz burada. Ve parası büyük. Ya belediye cebinde para çıkartıp koymayacak ki. Burada aynı zamanda müthiş başka bir enerji daha ortaya çıkacak. İşsizlik var Güngören'de ciddi bir şekilde. Siz böyle büyük bir planı devreye soktuğunuz zaman buradaki işlerin yapılması için bir de iş gücü lazım size. Aynı zamanda bu iş gücüne de çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ve burada özellikle sorulan sorulardan birkaç tane sizlerle paylaşayım. Ya başkanım benim binanın altında Bodrum'da diyor kaçak yerim var, bu ne olacak diyor. Veyahut da en üst çatı sıkıntılı. Başkanım bunları ne yapacaksınız? Zaten bizim tutar dalımız yok. Biz de şunu diyoruz bütün vatandaşlarımıza. Bir problem üretmek üzere değil, problemleri çözmek üzere geliyoruz. İki, eğer siz gerçekten belediyeye emlak vergisi veriyor iseniz, sadece emlak vergisi. O zaman sizin oradaki binanızın, dairenizin veya dükkanınızın muhatabı biziz. Diğerleri gibi sizi göreceğiz. Şunun için bunu söylüyorum. Emlak vergisi vermeyen Güngören'de hemen hemen hiç iş yeri ve konut ödemiyor, başka mesele. Bildirimde bulunmamış başka bir mesele. Bildirimde bulunmayan hemen hemen hiç kimse yok. Tamamına yakını biz %99 diyoruz. Bu Güngören'de kaçak olabilir, hiç önemli değil. Emlak vergisi veren belediyeyle muhatap olan herkesin bu problemi problem olarak görmüyoruz. Onlara da o iş yeri ve konutunu vereceğiz diyoruz. Bunları kafadan atmıyoruz. Bu bilgileri biz özellikle belediyenin 2017-2021 yılındaki stratejik planda Güngören'de ne kadar konut var, ne kadar iş yeri var. Bunların sayıları zaten orada bilinen bir gerçek. Bunları biz o kentsel dönüşüm dediğimiz o muazzam projede bunları ne yapacağız? Bu sorunları dediğim gibi problem çıkartmak isterseniz bu işi zaten çözemezsiniz. Vatandaş size güvenebilmesi için bir kere bu işe samimi olduğunuzu sizin ispatlamanız lazım. Zaten bu işte bir atımlık barutunuz var. Eğer siz samimiyseniz bundan emin olun bütün Güngören'in sizin arkanızdan koşacaktır. Burada sadece belediye hakemlik görevi görecek. Siz bu hakemlik görevini adil bir şekilde yaparsanız bundan emin olun bu işin olmaması için direnmek lazım. Belediye direnmediği sürece ne vatandaş direnir ne de bu işin özellikle sermaye kısmında olan kısmı direnir. Zaten sermaye kısmında olan kişiler de belediyelerden ilerlemektedirler. Yani onlar da benzer bu işlerde. Bundan emin olun. Biz bunları biliyoruz, duyuyoruz ya. Ama biz dediğimiz gibi problemi çözmek üzere yola çıktık. Bir de tabii çok önemli bir şey var. Bu iş gerçekten öyle bir yıl, iki yıl, üç yıl daha halledecek bir şey değil. Çok uzun soluklu. Belki de 10 yıl sürecek, belki de 10 yıldan daha da fazla sürecek. Biz şimdi burada kimseyi kandıracak değiliz. Onun bilinen bir gerçek var. Bu gerçeği biz sizlerle paylaşacağız ki biz ona bunlar bilgidir. Bu bilgileri biz sizlerle paylaşıyoruz. Sizler bu bilgiler doğrultusunda oy vermeyecek misiniz? Buna göre karar verin. Biz bu işi Milli Görüş'ün bir kalesi olarak Güngören Saadet Partisi olarak 1 Nisan'da belediyeyi aldığımız gün bu işin kesinlikle yapılması mecburiyeti var Saadet Partisi tarafından. Sebebi de şu. Nasıl ki Tarık bin Ziyad Endülüs'ü fethetmek için oraya çıktığı zaman gemileri yaktı. Bizim de bu işi yapmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Biz bu işi yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yeniden Milli Görüş'ün hak ettiği bu itibarı biz kazanmak zorundayız. Bunun için kesinlikle bu işi adil, adaletli olmak zorundayız. Ben en azından bunu sizlerle paylaşmış olurum. Bu da bir bilgidir ama. Bu da bizim için çok önemli. Milli Görüşçüler için, Milli Görüş'ün ana karargahı olan Saadet Partisi çok önemli. Biz bunu önemsediğim için sizlerle paylaşıyorum. Bizi tanıyanlar tanır. Bir reklam vardı, söze gerek yok diye. Milli Görüş'ü gerçekten tanıyanlar
Bunun sıcak varsa çok memnun olurum yani. Biz bu noktada tavrımız kesinlikle olumlu olmak zorunda. Bir de bu işe başlamadan evvel bir Nisan'da geldik. Mevcut stratejik planlamacı olanlar mutlaka bunu bilir. Özellikle mevcut durumu, problemleri sizin tespit etmeniz lazım. Bu da bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir zaman dilimini alabilir. Bunu niye anlatıyorum? Özellikle şundan dolayı anlatıyorum. Ya biz geldik sadece bu kentsel dönüşümle ilgilenmeyelim diye. O mevcut durumu tespit ederken bizim otopark problemimiz var ya. Bunu çözmemiz lazım. Ya buna bizim mutlaka dokunmamız lazım. Her mahallede biz bu çalışmayı yaparken acaba Hazneder Mahallesi'nde otopark yapabileceğiniz yerler ne diye bizatihi sahada çalışırsan sen bunu tespit edebilirsin. Belediyenin böyle bir çalışması bugüne kadar olmadı. İşte şu falanca parkın altını yapacağım. Ya Güngören Alüvyonu diye bir özellikle coğrafi şeyde Güngören Alüvyonu diye bir şey var. Bizim buranın toprağı gerçekten çok yumuşak. Böyle bir sıkıntı da var Güngören'de. Bahçelievler'de, Güngören'de, Esenler'de bu alana giriyor yani. Onun için biz burada araştırmayı yapıp, o bir buçuk yıl içerisindeki araştırmayı yapıp her mahallede, orada dedik ya bir israf var. O israfın kaynağını oraya aktardığınız zaman her mahallede otoparkı mutlaka en az 150-200 tane otoparkı bir yer bulmamız lazım. Bunu da oradaki yapacağımız araştırmadan çıkartarak da mevcut özellikle teknolojiler yararlanarak da bu otopark altına mı yapılacak, üstüne mi yapılacak? Bunun kararını verip de en kötü ihtimal 2 yıl içerisinde bir öyle inanıyoruz. Bu problemi de çözmek istiyoruz. Ama dediğim gibi araştırma yapmadan ben falanca parkın altını yapacağım, falanca parkın üstünü yapacağım demek doğru değil. Siz gerçekten belediye düşen zihniyet nedir? Araştırmaktır. Belediye nedir? Problemi çözmek için vardır. Vatandaşına hizmet etmek için vardır. Biz de o hizmeti yapabilmek için mevcut durumu tespit edeceğiz. İnşallah bu tespitin ışığında bu otoparklar nereye yapılması gerekiyorsa mutlaka yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ben şu anda şunu da söyleyebilirim. 15 Temmuz'un altına yapacağız dedim. Bu çok kolay bir şey. Ama belki daha müsait alanlar var. Bunu biz bilmiyoruz. Sahaya inmeden siz bunları bilemezsiniz. Biz onun için bir yıl neden bunu yapıyoruz bir yıl mevcut durum analizini? Ya biz devasa bir projeden bahsediyoruz. O projede siz 4 tane, 3 tane, belki de 5 tip ne yapacaksınız? Konut yapacaksınız. Ya kaç metrekare üzerinde yapacaksınız? Güngören'deki mevcut konutların hangi metrekarede yoğunlaştığını bir kere tespit etmeniz lazım. Bütün mahallelerde. Toz Koparı'nda 45 metrekare diyorlar. Bunu ne yapacaksınız? Siz tespit etmeden siz çözüm de öneremezsiniz. Bizim gerçekten çok ciddi işimiz var. Bu konuda bu işi bilenlerle çalıştırırsınız. Ben de çok rahat konuşuyorum. Bir işi ehline tespit ediyoruz. Bakın sakın düşünün. Ben mimar değilim, inşaatçı değilim. Ama bizde bir bizde bir haslet var. Biz bilenle iş yapmak zorundayız. Bu işin kaymağını götürenlerle değil, işi bilenlerle iş yaparsak şundan emin olun Güngören'de sevinecektir, Güngörenlerde sevinecektir diyorum. Konuşacak çok şey var. Evet, sorularınız varsa ben sorularınızı alayım. Bizim söylediklerimiz var. Ben şunu söyleyerek de sözlerimi özellikle bitireyim. Öncelikle tekrar yine başkanımıza teşekkür edeyim. Ama sizlerden bu bilgiler doğrultusunda bilgileri teraziye koyun. Terazinizde o insaf şeyi vardır ya, bir mizan vardır. O mizanında tartın. Bizler sizden bu doğrultuda oy istiyoruz. Adnan Hacı Abdullah olduğunu güzel konuşuyor diye oy vermeyin. Adil olma noktasındaki özellikle bulunduğu yere bakaraktan oy verin. Biz bugüne kadar milli görüşçü olarak bu toplumu hiç aldatmadık. İstedikleri kadar buhtan atsınlar bize bu dönemde. Biz bu buhtanlarla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz. Söyleyeceğimiz tek söz var, tek şey var. Eğer bu buhtanların dedikleri gibi bizde ise Mevlam buhtan atanları da bizi de eğer bu konuda onların dedikleri gibi ise en iyisi Mevlam bilir. Biz Allah'a havale ediyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Bu konuda da çok net söylüyorum. Biz buhtan atadığını söylüyoruz. Eğer o vatandaşların dediği gibi ise Mevlam bizi bildiği gibi yapsın. Eğer buhtan ise bize bu buhtanı atanlar da Mevlam bildiği gibi yapsın diyorum. Aklınızı helal edin. Her yerde bu problemlerle karşılaştığımız için ister istemez bazen insan farkında olmadan frene basıyor. Biz de bu noktada devamlı bir şekilde savunma gibi olarak algılamayın. Üzülüyoruz. Bize çok farklı şeyler söyleniyor. Biz bunları hak etmiyoruz ama biliyorsunuz ki bir yola çıktığınız zaman her şey olur. Biz bunu bilerek ve bunu göğüsleyerek karşınızdayız.
Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Problem yok. Yeter ki iyi niyetli olalım. Bizim için söylediğiniz bu. Evet, eğer sorularınız varsa ben sorularınızı almak isterim.